başkanım, çok kıymetli ilçemizin kaymakamı, çok değerli belediye başkanım, çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyelerim, çok kıymetli il ve ilçe kadın kollarım, gençlik kollarım, çok değerli esnaf kuruluşu temsilcileri, Çerkeş'imizin muhtarları, Çerkeş'imizin yiğit hanımefendileri, beyefendileri, sözlerime başlarken sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çerkeş'i ilk defa bu kadar kalabalık, bu kadar güçlü bir şekilde görüyorum. Tabii Çerkeş ne kadar güçlü olursa bizler de o kadar güçlü oluyoruz. Elbette 11 ilçenin en büyüğü Çerkeş, hizmetlerin en büyüğünü hak ediyor. İlk defa bu dönemde Çerkeş'i Çankırı'ya yanaştıran Kurşunlu Korgun yolu 2 Mayıs'ta ihalesi yapıldı. Çerkeş'i Çankırı'ya yanaştırıyor bu yol. Çerkeş'i Ankara'ya yanaştıran Kızılcahamam Çerkeş yolunun 167 trilyonluk eski rakamla ihalesi yapıldı. Zaten tünel ihalesi bir yıl önce yapılmıştı. Yaklaşık ikisinin değeri, tünelle yolun değeri eski parayla 250 trilyon lira. Çerkeş'e üniversite bu dönemde geldi. Bu yolda Allah'ın izniyle öğrenciyi de getireceğiz üniversiteye. Doğalgaz da bu dönemde geldi. Çerkeş'e spor tesisleri de bu dönemde geldi. Çerkeş'e hizmet devam edecek. İki vekille Çerkeş'e hizmeti getirmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yeter ki siz birlik ve beraberlik içerisinde olun. Bakın, ayrıca şunu söylemek istiyorum. Millet olmanın bir bedeli var. Bedeli nedir? Şehit olmak. Biz çok şehit verdik. Başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere. Yaklaşan Kadir Gecesi'nde şehitlerimize dua edelim. Çünkü elimizi kolumuzu sallayarak bu topraklarda geziyorsak biz bu şehitlere borçluyuz. Onları unutmayalım. Elbette ki hizmet edenin arkasında duruyorsunuz, duracaksınız ve Çerkeş'in 16 Nisan'da arkamızda durmasından dolayı, güçlü desteğinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve Çerkeş'teki bu toplantıyı düzenleyen başta belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayında yapacağınız duaları Allah kabul etsin. Bir dahaki Ramazanlarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Kıymetli Çerkeşler, aramızda çok kıymetli Çerkeş Federasyonu Başkanı var, çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri var, çok kıymetli köy dernekleri başkanları var. Bu arada benim saygıdeğer abim Ramazan Yarım da var. Esnaf Odası Başkanımız var, Esnaf Kefalet Başkanımız var. Onlara da hepinizin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Atlamışım, kendini kusura olmasınlar diyorum. İyi akşamlar. Sayın Milletvekilim Muhammed Emin Akbaşoğlu Beyefendi'yi davet ediyoruz. Kendisine bir alkış lütfen. Çok değerli milletvekilim, çok değerli AK Parti İl Başkanım, değerli Çerkeş Kaymakamım, çok değerli Çerkeş Belediye Başkanım, AK Parti ilçe başkanım, AK Parti il yönetim kurulu üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, federasyon dernek başkanlarımız, değerli muhtarlarımız, değerli bürokratlarımız, velhasıl sevgili Çerkeşliler, hanımefendiler, beyefendiler, gençler ve yavrularımız. Ben de hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum ve Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hakikaten güzel bir organizasyon.
organizasyon. Dolayısıyla değerli belediye başkanımıza ve ilçe başkanımıza, emeği geçen herkese ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bu Ramazan ayının her birerlerimize, ailelerimize, yakınlarımıza, aziz ve asil milletimize, bütün İslam dünyasına ve bütün insanlık alemine dünya ve ahiret saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum Rabbimden. Fazla söze hacet yok. Biz sizleri seviyoruz. Hizmetlere taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Şu 2017 yılında Çerkeş'e 12 ilçemizle beraber tüm Çankırı'ya yaptığımız hizmetler toplamı değerli Çerkeşliler toplam 1,5 katrilyon liradır. 1,5 katrilyon lira. Bir taraftan Çerkeş, bir taraftan Kurşunlu, Kızılırmak, Ilgaz vesaire. Bütün bu yaptığımız hizmetler inşallah artarak devam edecek. Hem Çerkeş'imiz, hem Çankırı'mız, hem de Türkiye'mizin daha iyi bir noktaya gelmesi için canla başla yerel yönetimlerimizle, belediye başkanlarımızla, ilgilenen meclis üyelerimizle, belediye meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle hep beraber sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Ve güçlü bir Çankırı, yeniden büyük Türkiye ve yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli bir dünyayı hep beraber inşallah inşa edeceğiz diyor. Bu vesileyle bütün Çerkeşli kardeşlerimize, siz çok değerli hanımefendiler ve beyefendilere, gençlere, geleceğimizin teminatı güzel yavrularımıza, iki cihan saadetiyle beraber Kadir gecenizi ve bayramınızı mübarek olması dileğiyle hepinize hürmetle muhabbetlerimizi sunuyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın vekilimize çok sağ olun. Konuşmalarına dolayı Allah razı olsun. Canlı yayınımız burada sona erdi. Şimdi ben akşamları...